Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte en son Büyük Selçuklu Devleti'nde Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve mahiyeti konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu yeni fetihler ve devletin genişlemesi konusu olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Dandanak Kanı zaferini müteakip verilen karara göre Sultan, Melik ve Yabgu kendi ülkelerine giderek fetihlere giriştiler. İyi bir asker fakat kötü bir siyaset adamı olan Sultan Mesud, Dandanak Kanı bozgunu üzerine Gazne'ye dönünce bütün mesuliyeti kumandanlara yükleyerek onları idam etti. Karahanlı Arslan Han'a elçi ve mektup gönderip mağlubiyetini hikaye etti ve ondan yardım istedi ise de bir netice alamadı. Han Doğaristan'ı bir mensur ile Böritegin'e verip onu Selçuklular ile çarpıştırmak tesebbüsüne girişti ise de muvaffakiyetsizliğe uğradı. Çağrı Bey büyük bir ordu ile Belh'i kuşattı. Kurtarma maksadı ile gelen Mesud'un oğlu Mevdut bozguna uğrayınca şehrin valisi Altuntaş teslim oldu. Mesud Selçuklulara karşı öyle bir korkuya kapıldı ki Gazne'de dahi oturamayarak asker toplamak bahanesiyle Hindistan'a gitti. Ve 2 Kanun 1041'de öldürüldü. Çağrı Bey, Belh'ten sonra Düzcan, Bagdis, Hattulan ve diğer Doğaristan beldelerini süratle ve kolaylıkla fethetti. İnanç Yabgu'da Herat'ta yerleşti. İbrahim İnal'ın kardeşi İnanç Yabgu'da Herat'ta yerleşti. İbrahim İnal'ın kardeşi Ertaş'ta Sistan bölgesini fethederek buralarda 1040'ta Yabgu namına hutbe okuttu. Gazne tahtına çıkan Sultan Mevdud, Herat ve Sistan havalisini istirdada çalıştı. Herat'ı kurtardı. Fakat Sistan'da Ertas tarafından bozuldu. Gaznelilerin bu teşebbüsü Çağrı Bey'in başka tarafta bulunması ile alakalı idi. Filhakika Selçukluların eski düşmanı Şah Melik, hakimiyeti Sultan Mevdud tarafından kendisine verilen Harezm üzerine Oğuzname'ye göre 40 bin kişilik bir ordu ile yürüdü. 12 Şubat 1041 tarihinde Harezmşah İsmail ile Asp sahrasında korkunç bir savaş yaptı. 3 gün süren bu muharebede derya gibi kan aktı. Mağlup olan Harezmşah İsmail kalan askerleriyle 29 Mart 1041'de Selçuklulara sığınmak maksadı ile Harezm'den kaçtı. Cendemir'i Sahmelik, Gürgenç ya da Ürgenç de Harezm tahtına çıktı ve Mesud'un ölümünden habersiz olarak onun namına hutbe okuttu. İşte
Selçukluların müthiş düşmanı Şah Melik'in Harezm'i istilası ile beliren tehlike, Çağrı Bey'i Gaznelilere bırakıp onun üzerine yürümeye mecbur etti. Harezm Şah İsmail'i ve askerlerini de yanına alan Çağrı Bey'in hareketi Şah Melik'in çekilmesine sebep oldu. Bu sırada Tuğrul Bey de Nisabur'da teşkilatını kurduktan sonra Meşud'un birkaç yıl önce idaresine alınmış olduğu Taberistan ve Cürcan bölgelerini 1041'de bizzat gidip ilhak etti. Mahalli Ziyaroğulları ve Bavendi oğulları vergi ödemek ve namına hutbe okutmak suretiyle Selçuklu tabiyetine girdiler. Şehirlere Selçuklu valileri tayin edildi. Tuğrul Bey bu seferden dönünce Çağrı Bey ile birlikte 1043 baharında Harezm seferine çıktı. Ürgenç'te ya da Gürgenç'te kusatılan Şah Melik bir çıkış harekatı yaptı ise de yenilerek Gaznelilere sığınmak maksadı ile çöllere girdi. Harezm halkı itaat arz edip bu ülkede Selçuk eyaleti halkına haline geldi. Ertas tarafından takip edilen Şah Melik Merkan taraflarında yakalandı ve Çağrı Bey'in hapishanesinde öldü. Kaderin garip bir tecellisi olarak Selçukoğulları bu eski düşmanlarından, Gaznelilerden ve daha sonra hakimiyetlerine almak suretiyle Karahanlılardan da intikamlarını almış bulunuyorlardı. Çağrı Bey Harezm seferinden döndükten sonra İnanç Yabgun'un atıldığı Herat'ı kuşattı. Lakin hastalığı sebebiyle taarruza geçen Sultan Mevdud 1043 Eylül'ünde Büst tarafına gönderdiği bir ordu ile Oğuzları bozguna uğrattı. Fakat Harezm'den dönen Ertaş Mevdud'un ordusunu mağlup edince Yabgu Sistan'a hakim oldu. Çağrı Bey de henüz 14 veya 15 yaşında bulunan bulunan oğlu Kahraman Alparslan'ı Gazne seferi başına geçirdi. İlk sefer ve zaferi ile Alparslan Gazneleri bozguna uğrattı. Müjdesini babasına bildirince Çağrı Bey eski sağlığına kavuştu ve birlikte hareket ederek henüz Gazneliler elinde bulunan Tirmiz, Kubbitsyan, Vas, Kunduz şehirlerini ve bütün Tuharistan'ı fethedildiler. Çağrı Bey bu havalinin idaresini Alparslan'a verdi. Selçukluların bu zaferlerine rağmen Gazneliler henüz mücadele kudretini muhafaza eylediklerini ve Sultan Mesud'un korktuğu kadar Gazne devletinin çökmediğini göstermiştir. Nitekim bu devlet 1183 yılına kadar varlığını devam ettirmiştir. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte yeni fetihler ve devletin genişlemesi konusunu ele alıp bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştık. O zaman şimdi gelin huyumuz olduğu üzere videomuzun ikinci kısmında bu anlattıklarımızı destekleyen başka bir kaynaktan da bu olayları dinleyelim. Ve videomuzun içeriğini huyumuz olduğu üzere zenginleştirip iki kaynaktan da Selçuklu Devleti'ni anlatmış olalım. O zaman
Ben şimdi sözü ikinci bir kaynağa bırakıyorum, değerli dostlarım. Türklerin tarihte kurduğu dört büyük imparatorluktan biri kabul edilen milli tarihimizin kahraman devleti Selçukluların tarihi. Selçukluların tarih sahnesine çıkışları. Selçuklular, Türklerin hem dini hem de askeri olarak oldukça hareketli bir döneminde siyasi teşekkül kurmaya kalktılar. Selçuk Bey'in babası olan Dukak, Oğuz Yabgu Devleti'nde önemli bir askeri mevkiye sahipti. Batıda Hazarlar son dönemlerini yaşarken, kuzeyde Kıpçaklar ve Bulgarlar, Maveraünnehir ve Türkistan'da Karahanlılar, Afganistan ve Pakistan civarında Gazneliler gibi Türk devletleri oldukça güçlüydü. Bunlardan başka Maveraünnehir'in bir kısmında ve Horasan'da Samanoğulları egemendi. Abbasi Halifeliği artık ismen mevcut olup Şii Büveyki Devleti'nin elindeydi. Seyhun Nehri, Aral ve Hazar kıyılarına yerleşen yarı göçebe Oğuzların yapgusu Başşehir Yengikent'te oturuyordu. 24 Oğuz boyundan Kınık boyuna mensup olan Dukak'ın lakabı Demir Yaylı'ydı. Bu lakap onun boy beyliğini elinde tutan bir aileden geldiğini gösteriyordu. Dukak'ın ölümünden sonra 18 yaşlarında olan Selçuk, Yabgu tarafından babasının görevine, Subaşılığa getirildi. Dukak ile Yabgu arasındaki sorunlar Selçuk döneminde de devam etti. Selçuk, Yabgu ile yaşadığı sorunlar, devlet içi çekişmeler, otlakların darlığı ve Kıpçakların saldırılarından sonra mahiyetindekilerle birlikte Yengikent bölgesinden ayrıldı. On binlerce aile, Müslüman Türklerin yoğun yaşadığı Seyhun Nehri'nin sol kıyısında bulunan Cent Havalesi'ne geldiler. Selçuk, muhtemelen Uzlar, Peçenekler ve Kumanlar gibi daha batıya gitmeyi düşünse de Hazar Devleti ciddi bir engel oluşturduğundan dolayı güneye gitmeyi tercih etmiş olmalıdır. Oğuzlar, Harezm ve İtil'e komşu olmaları, Hazar ve Bulgarlara giden kervanlar üzerinde bulunmalarıyla Müslümanlar ile iletişime girmişlerdi. Selçuk Bey burada yanındakiler ile birlikte Türk inanışına yatkınlığı ve siyasi geleceğinin parlaklığı ile İslam dinini kabul etti. Artık Maveraünnehir ve Harezm gibi bölgelerde İslamiyet'e geçen Oğuzlara Türkmen denilmeye başlandı. Cent, Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirdi. Şüphesiz Selçuk, kendine katılımların olması ve burada hakimiyet kurması için İslamiyet'i seçmesi gerektiğini biliyordu. Bu hareketleri tarihin önemli bir dönüm noktasıydı. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye'nin kurulacağı hareketi başlatmıştı. Kaşgarlı Mahmud'a göre İslamiyet'i kabul etmek bu bölgede yaşamak için gerekliydi. Selçuk Bey Cent'te Oğuz Yapkulu'ndan her yıl gelen görevlilere vergi vermeyi kafirlere haraç verilemez diyerek durdurdu. Daha sonra Oğuz Yapkulu'ndan gelen kuvvetleri kolaylıkla yendi ve burada müstakil beyliğini kurdu. Belaç ve Berekut şehirlerini alan Selçuk bu fetihleriyle El Melikül Gazi diye tanınmaya başlandı. Gazi Selçuklu yaptığı gazalar ile şöhret kazanmış, emrindeki Oğuzlar ile önemli bir kuvvete sahip olduğunu göstermişti. Buradaki mücadelelerde Mikail hayatını kaybetmiş, Selçuk ve Tuğrul beyler dedeleri Selçuk tarafından büyütülmeye başlamıştı. Aslan Yapgu mücadeleye dahil oluyor. Maveraünnehir bölgesi Samaniler ile Karahanlıların mücadele alanıydı. Karahanlı kuvvetleri Balasagun merkezinden muazzam bir ilerleyişle Seyhun Nehri havzasını ele geçirdiler ve Oğuz ülkesiyle komşu oldular. Selçuk Gazi ve Kınık boyu Karahanlılar ve Oğuz Yapgulu arasında kalmıştı. Selçuk Bey'in isminin parlaması Samanilerin dikkatini çekti. Samani Emiri II. Nuh kendisine yardım etmesi için Selçuk Bey'e başvurdu. Oğuzlar ile Karluklar arasında devam eden kadim bir husumet vardı. Karahanlılara karşı üstün olmaya çalışan Samani elçileri Selçuk Bey ile anlaştılar. Selçuklular bölgeyi Samaniler adına Karahanlılara karşı korumakla görevlendirildiler. Selçuk Bey oğlu Aslan Yapgu'yu yardıma gönderdi.
Bunun karşılığında Buhara civarındaki Nur kasabası Oğuzların yerleşimine açıldı. 986 yılında Selçuk'un oğlu Arslan Yavru idaresindeki Türkmenler Cent bölgesinden ayrılarak sürüleriyle birlikte bu bölgeye geldiler. Arslan Yavru'nun süvarileri Samaniye emiri 2. Nuh'un kuvvetleriyle birleşerek Karahanlı ordusuna yıpratıcı baskınlar yaptılar. Onları geri çekilmeye zorladıkları gibi ağırlıklarını da ele geçirdiler. 2. Nuh Buhara'ya girdiği gibi Selçukluların o bölgedeki konumları da güçlendi. Selçuklular siyasi maharet ve cesaretleriyle bölgede tutunmaya çalışırken Karahanlılar ve Gazneliler güçlerini giderek artırıyordu. 999 yılında Karahanlı İlk Nasır Han Samanileri yenerek Buhara'yı tekrar ele geçirdi. Son Samani emiri 2. Abdülmelik ve hanedan üyeleri Karahanlı başkenti Özkent'e gönderilirken Samaniler fiilen yıkılmış oluyordu. Fakat hanedanlığa mensup olan Emir Nasır Özkent'ten kaçarak Buhara'ya geldi ve şehre tekrar hakim olsa da Karahanlıların hücumlarına dayanamayarak 1002 yılında Arslan Yavru'ya sığındı ve yardım istedi. Arslan Yavru ve El-Muntasır'ın kuvvetleri Semerkand'ın yaklaşık 40 kilometre yakınındaki Kuek mevkiinde Karahanlı Sübaşı Tegin'i mağlup ettiler. İlik Nasır Han bu yenilginin intikamını almak için harekete geçti. Arslan Yavru idaresindeki Oğuzlar bir gece baskın ile İlik Nasır Han'ı Semerkand civarlarında mağlup ettiler. Ele geçirdikleri 18 Karahanlı kumandanını da fidye almak için beraberlerinde götürdüler. Bu başarılardan sonra Karahanlı tehlikesi ortadan kalkmış gibi gözüküyordu. El-Muntasır'ın Oğuzlara ihtiyacı yok gibiydi. Oğuzlar da ondan ayrılarak geri döndüler. 1005 yılında El-Muntasır bu gücü kaybettikten sonra Karahanlılara mağlup oldu ve çok geçmeden öldü. Samani Devleti de tekrar kurulmamak üzere tarihe karıştı. Selçuk Bey 1007 yılında Cent şehrinde hayata gözlerini kapattı. Selçuk'un ölümünden sonra yerine Yapgu ünvanı taşıyan Arslan geçti. Çağrı ve Tuğrul Beylere bağlı olan Selçukluların diğer ahalisi Cent'ten ayrılarak Arslan Yapgu idaresindeki Buhara civarına indiler. Samanilerin ortadan kalkmasıyla Karahanlılar Maveraün Nehri'ne hakim oldular. İlik Nasır Han Selçuklulardan faydalanmak istese de onlardan oldukça çekiniyordu. Tuğrul ve Çağrı Beyler yurt edinmek için Talas'ta bulunan Karahanlı Hanedanlığından Buğra Han'ın yanına gittiler. Onunla görüşmeye giden Tuğrul Bey hapse attırıldı. Çağrı Bey'in yakalanması için de onun üzerine ordular gönderildi. Çağrı Bey gönderilen bu orduyu yenilgiye uğratarak onlarca komutanını esir aldı. Çağrı Bey, Tuğrul Bey'in serbest bırakılmasına karşılık esirleri Buğra Han'a gönderdi. Çağrı Bey'in yeni otlaklar ve yeni yurt arayışı için yaptığı Doğu Anadolu seferi. Karahanlıların Buhara emiri Ali Tegin, Arslan Yavru ile ittifak içindeydi. Arslan Yavru'nun idaresindeki Oğuzlar ile Tuğrul ve Çağrı Beylerin idaresindeki Oğuzlar ayrı yaşıyordu. Tuğrul ve Çağrı Beyler Buhara'ya girmek isteseler de Karahanlı Ali Tegin'in mukavemetiyle karşılaştılar. Onlar oldukça ümitsiz bir şekilde yaşayacak bir yer arıyorlardı. 1016'da Tuğrul Bey çöllere çekilirken Çağrı Bey yeni yurtlar keşfetmek için Doğu Anadolu'ya yola çıktı. Sayısı 3000 civarında olan, kaynakların ifadesiyle rüzgar gibi uçan atlar üstünde uzun saçlı, yaylı ve mızraklı Türkmenleriyle Horasan ve Rey yolunu takip ederek Azerbaycan'a vardı. Orada yaşayan Türkmenleri de kendi ordusuna kattı. Ardından Van Gölü Havzası'na indi. Vaspuragan Derebeyi Senekerim Türkler üzerine bir ordu gönderdi. Ermeni kuvvetler, Türklerin yakın savaş için görevli askerlerine saldırıya geçtiğinde geride siperlenen Türklerin arasında kaldılar ve yağmur gibi yağmurlar karşısında ağır kayıplar vererek geri çekildiler. Çağrı Bey buradan kuzeye yöneldi. Nahçıvan'a vardığında Liparit emrindeki 5000 kişilik Gürcü kuvvet, Çağrı Bey'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyerek geri çekildi. Çağrı Bey onları kovalayarak Ani önlerine kadar geldi. Ani Derebeyi'nin gönderdiği kuvvetler yine bozguna uğratıldı. Müslüman Şeddadilerin topraklarından da geçen Çağrı Bey tekrar Azerbaycan bölgesine gelerek
topladığı ganimetler ve elde ettiği bilgiler ile Gaznelilere yakalanmadan 1021'de Buhara'ya geldi ve Tuğrul Bey ile buluştu. Çağrı Bey, Tuğrul Bey'e doğuda kendilerini durduracak bir kuvvet olmadığını ve yaşadıklarını muhtemelen uzun uzun anlattı. Çağrı Bey'in bu seferinden sonra Roma İmparatoru 2. Basileos tüm Doğu Anadolu'yu ilhak ettiğini duyurdu. Bölgede yaşayan 40 bin civarı Ermeni'yi Sivas ve Kayseri civarlarına yerleştirdi. Oğuzlar, Karahanlılar ve Gaznelilere çükeni. Buhara hakimi Ali Tegin, Arslan Yapgu ile birlikte bölgede yeni bir devlet kurma girişimindeydi. Abisi Karahanlı hükümdarı olan Yusuf Kadir Han'ı tanımıyordu. Ali Tegin ve Arslan Yapgu hem Karahanlılar hem de Gazneliler için büyük bir tehlikeydi. Gazneli hükümdarı Sultan Mahmud ve Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han 1025'te Semerkant civarında buluştular. Bütün İran ve Turan meselelerini görüşerek Samani Devleti'ni paylaştılar. Yaptıkları antlaşmaya göre Horasan ve Harezm Gazneliler de Doğu ülkeleri Karahanlılar'da kalacaktı. Ceyhun Nehri iki devlet arasında sınır kabul edilecekti. Ali Tegin'in Buhara hakimiyetine son verilecek Arslan Yapgu idaresindeki Oğuzlar Maverai Nehri'den çıkarılarak Horasan'a göç ettirilecekti. Bunun üzerine Arslan Yapgu ve Ali Tegin Buhara'dan çöllere çekildiler. Sultan Mahmud hem görüşmek hem de antlaşmak için Arslan Yapgu'yu huzuruna davet etti. Sultan, yanına gelen Arslan Yapgu'nun ne kadar güçlü ve tehlikeli biri olduğunu anlayınca Arslan Yapgu, oğlu kutalmış ve birçok beyi tutuklayarak Hindistan'da bulunan Kalinciar Kalesi'ne hapsettirdi. Kutalmış çöllerden kaçarak Buhara civarındaki Türkmenlere ulaşıp ancak kurtulabildi. Arslan Yapgu 7 yıllık esaretinin ardından 1032'de bu kalede vefat etti. Arslan Yapgu'nun başsız kalan Türkmenleri Gazneliler tarafından Horasan civarına gönderildiler. Sultan Mahmud, Bavert ve Nesa arasındaki çöl araziyi onlara yurt olarak verdi. Bu civara gelen Kızıl, Boğa, Yağmur, Anasoğlu ve Gürtaş adlarındaki Türkmen reisleri Gazneliler ile sürekli mücadele halinde oldular. Onlar Irak, Azerbaycan ve Anadolu'ya çok sefer akınları yaparak oldukça hareketli bir hayat yaşadılar. Alparslan ve Melikşah zamanlarındaki Anadolu akınlarında bu beyleri göreceğiz. Bu beyler Arslan Yapgu ve oğlu Kutalmış'ın soyundan gelenleri yalnız bırakmayarak Türkiye Selçuklu'nun kuruluşunda başrol oynadılar. Selçukluların başına diğer kardeş Musa Yapgu getirilse de Oğuzları asıl idare edenler Musa Yapgu'nun yeğeni olan Çağrı ve Tuğrul Beylerdi. Ali Tegin zamanında saldırdığı Tuğrul ve Çağrı Beyler ile birlikte hareket etme teklifinde bulunsa da bu teklif kardeşler tarafından kabul edilmedi. Ali Tegin, Selçuk'un 4. oğlu Yusuf'u Yapgu ilan edip kullanmak istedi. Yusuf buna pek yanaşmamasıyla Yusuf'u öldürdü. Tuğrul ve Çağrı Beyler amcalarını öldüren Alp Kara ve 1000 kişilik kuvveti 1029'da bir baskınla yok ettiler. Ali Tegin'in sürekli saldırılarıyla bunalan Selçuklulara yardım eli Harezm'den Gazne valisi Altuntaş'tan geldi. Selçukluların Harezm'e göç etmesi. Gazneli Sultan Mahmud 1030'da vefat edince yerine Sultan Mesut geçti. O Harezm Şah Altuntaş'ı Ali Tegin'e karşı Buhara seferine görevlendirdi. Altuntaş'ta Ali Tegin'in düşmanları olan Tuğrul ve Çağrı Beyleri Harezm'e davet etti. Sultan Mesut Altuntaş vefat edince yerine oğlu Harun'u tayin etti. Fakat kendi oğlu Said'e Harezm Şah ünvanını verdi. Böyle olunca Harun Gaznelilere karşı bağımsızlık girişimlerine başladı. Harezm karışmıştı, Selçuklular ateş çemberine düşmüştü. Cent hakimi olan Şah Melik öteden beri Selçuklulara kin besliyordu. Maverai Nehir'de fitih hareketlerine girişmişti. Emrinde 30-40 bin süvari olan Şah Melik Selçukluları kendisine karşı bir tehlike olarak görüyordu. Osman Turan'a göre Harun kararını değiştirerek Selçukluların hareketini Şah Melik'e haber verdi. Şah Melik, Horasan civarından Harezm'e hareket halinde olan Selçukluları ani bir baskınla vurdu. Selçuklular 8 bin civarında kayıp verirken ağırlıklarının da çoğunu kaybettiler.
Ceyhun'un öteki tarafına kendilerini zor atarken Şah Melik onları takip etmedi. Artık Harun, Şah Melik ve Ali Tegin'in baskılarına dayanamayan Selçuklular için tek çare Gazneliler hakimiyetinde bulunan Horasan'a izinsiz girmekten başka yapacak bir şeyleri yoktu. Selçukluların Horasan'a göç etmesi. Selçuklular 1035'te önce 1000 süvari ile Horasan'a girdiler. Daha sonra diğer kitle Ceyhun'u geçerek Nesa'ya vardı. Bu bölgede yaşayan Harezmliler ve Türkmenler de onlara katılmaya başladı. Selçuklu reisi Musa Yapgu, Tuğrul ve Çağrı Beyler Horasan reisi aracılığıyla Sultan Mesud'a gönderdikleri mektupta onun hizmetine girmek istediklerini, Nesa ve Feraven'in kendilerine yurt olarak verilmesini istediler. Gazneli Sultan Mesud 10.000 süvarisi bulunan Selçukluların bu talebini reddettiği gibi Hacip Bey Tuğde emrinde fillerle desteklenen 17.000 kişilik bir orduyu Nesa'ya gönderdi. Kendisi de Nişabur'a geçti. 29 Haziran 1035'te Nesa önlerinde Gazneli ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Hem Gazneliler hem Selçuklular birbirlerinden oldukça çekiniyorlardı. İki taraf arasında varılan antlaşma ile Gazneli Mesud, Musa Yapgu'ya Ferave'yi, Çağrı Bey'e Dihistan'ı ve Tuğrul Bey'e Nesa'yı yurtluk olarak verdi. Selçuklu beylerine Hilat, Menşur ve Sancak gönderdi. Selçuklular siyasi olarak resmiyete kavuşurken kendilerine güvenleri oldukça artmıştı. Gaznelilere göre Selçuklular büyük hayaller peşinde koşuyorlardı. Hatta sultanın gönderdiği hilatlar ile alay etmekte oldukları ve gönderilen külahları yere fırlattıkları haberleri geliyordu. Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve Sistan Oğuzlar ile doluyordu. Bazı Oğuzlar çevrede yağma ve yıkım hareketlerine girişiyor, Gazneliler bu hareketlerin sorumlusu olarak Selçukluları suçluyordu. Selçukluların, eğer sultanın gönderdiği ordular kendilerine saldırırsa onlara karşı kendimizi müdafaa ederiz sözleri Sultan Mesud'u oldukça sinirlendirdi. Sultan, Selçuklular bir yandan Horasan'ı kalbur haline getirdiler, bir yandan da bize süslü sözler söylüyorlar diyerek harekete geçti. Selçuklular ve Gazneliler mücadelesi. Talhap-Serah Savaşları 1038. Türkmenler akın akın Selçuklulara katılmaya devam ediyordu. Selçuklu yöneticileri nüfuslarının giderek arttığını ve yaşadıkları yerlerin kendilerine yetmediğini söyleyerek Merv, Seras ve Baverd'in kendilerine verilmesini istediler. Gazneli Sultan Mesud bunu reddederek sayıları 15.000 civarında olan iki orduyu, birini Herat'a, diğerini Nesa'ya gönderdi. Selçuklularda yaklaşan savaş için hazırlıklarını tamamlamakla meşgullerdi. Durum Gazneliler için bu derece ciddi olmasına rağmen Sultan Mesud, vezirlerinin önce Selçuklu üzerine gidilmeleri tavsiyelerini dinlemeyerek 1037'de Hindistan'da bulunan Hindisi Kalesi'ni fethetmek üzere Gazne'den harekete geçti. Türkmenler bunu fırsat bilerek Talaken ve Peryap şehirlerini ele geçirdikleri gibi Rey'i de kuşattılar. Sultan Mesud 1038'de Hindistan'dan dönünce daha önce gönderdiği orduların komutanı Hacip Subaşı'na saldırı emrini verdi. Selçuklular ailelerini Merv çöllerine gönderirken Gazneli ordusuna karşı yıpratma amaçlı çete savaşları yaptılar. Nihayet Gazneli ve Selçuklu kuvvetleri Seras yakınlarında Talhap mevkiinde karşı karşıya geldiler. Hafif süvari Selçuklu askerleri ağır zırhlı Gazneli ordusuna gruplar halinde saldırıyor ve hızla geri çekilerek yıpratıyordu. 24 Mayıs 1038'de Çağrı Bey'in üstün gayretleriyle Gazne ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Sübaşı Hacip canını zor kurtararak Herat'a kaçabildi. Bu galibiyetten sonra Selçuklular devletlerini kurduklarını alenen ilan ettiler. Tuğrul Bey yeni kurulan bu devletin hükümdarı olarak Horasan'ın baş şehri Nişabur'u, Çağrı Bey Mervi, Musa Yapgu'da Serah'ı alacaktı. Tuğrul Bey ana bir kardeşi olan İbrahim Yınal'ı önce olarak Nişabur'a gönderdi. İbrahim Yınal 1000 kadar süvari ile Nişabur'a gelince şehrin ileri gelenlerine ve halka şu konuşmayı yaptı. Adil bir padişah olan büyüğümüz Tuğrul Bey'e yazıyorum. Çağrı Bey'i Merve, Yapgu'yu Serah'a bırakınca buraya gelecektir. Bugüne kadar yapılan yolsuzluklar ve yağmalar küçük halkın işi olup geçim sıkıntısı ve zaruret de oluyordu.
Bugün ise durum değişmiş ve memleket bizim olmuştur. Nişabur halkı Tuğrul Bey'e itaat edeceklerini bildirdiler. Bir rivayete göre 1038 yılında hutbe Muazzam Sultan ünvanıyla Tuğrul Bey adına okundu. Artık Horasan'da Gazneli hakimiyeti kesin olarak son buldu ve Selçuklu Devleti devri başladı. Birkaç gün sonra Tuğrul Bey 3-4 bin kadar zırhlı süvari ile Nişabur'a geldi. Nişabur'da hükümdarlık alameti olarak kolunda bir yay ve kemerinde 3 ok bulunuyordu. Tuğrul Bey Sultan Mesut'un tahtına oturdu ve Nişabur'u Selçukluların merkezi yaptı. Şehrin en ileri gelenleri Tuğrul Bey'e Efendimiz diye hitap ediyordu. Gazneli Mesut kesin ve net olarak Selçuklu egemenliğini bitirmek üzere harekete geçmişti. Selçuklular ise tırnaklarıyla kazıya kazıya sahip oldukları bu toprakları vermek niyetinde değildi. Artık Tuğrul Bey gibi büyük bir dehanın idaresinde bir cihan imparatorluğu doğuyordu. Selçuk Bey'in ölümünden sonra Cent'ten ayrılan Tuğrul ve Çağrı Beyler mahiyetindekilerle birlikte yeni yurt arayışına girdiler. Uzun yolculuklar ve mücadeleler sonucunda Seyhun Ceyhun Nehri Havzası'nda, Buhara ve Harezm'de barınamayarak Gaznelilerden izinsiz olarak Horasan'a geldiler. Sultan Mahmut siyasi olarak Selçukluları tanımak zorunda kalmış ve Ferave, Dihistan ve Nesa'yı yurt olarak onlara vermişti. Zaman geçtikçe Selçuklular bölgedeki güçlerini iyiden iyiye hissettirince Gazneli Sultan Mesut iki ordusunu Selçuklular üzerine gönderdi. Selçukluları sıkıştırmak için Harezm vilayetini Şah Meli'ye verdi. Bu ordular ağır yenilgiler alarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Çağrı Bey cesareti ve çevikliğiyle Bel yakınlarına kadar gelmişti. Hatta sultanın bir filini bile esir almıştı. Tehlikenin kapıya geldiğini gören Sultan Mesut, hedefini Serah'a koyarak Selçukluları yok etmek için Bel'den harekete geçti. Gazneli ordusu 300 savaş fili, 70 bin süvari ve 30 bin piyade ile döneminin en kuvvetli ve teçhizatlı ordusuydu. Tuğrul Bey ve amcaları Musa Yapbu da Serah'ta bulunan Çağrı Bey'in yanına geldiler. Toplamda 20 bin civarında süvarileri bulunuyordu. Mesut'un geldiği haber alınınca çöllere çekildiler. Sultan Mesut Serah'ta bulunan küçük Selçuklu kuvvetlerini yenerek şehre girdi. Herkes geri çekilmeyi teklif etse de Çağrı Bey burada kalmanın ve bir ölüm kalım savaşı verilmesinin doğruluğunu herkese kabul ettirdi. İlk karşılaşma 15 Mayıs 1039'da gerçekleşti. Davul ve boru sesleri altındaki Gazne ordusu şiddetli bir hücuma geçince Selçuklular varlık gösteremeyip tekrar çöllere çekildiler. Gazne ordusu çöllere alışık olmadığı için takip yapamadı. Küçük Selçuklu kuvvetleri ani baskınlar yapıyor ve tekrar çöllere çekiliyordu. Sultan Mesut vezirlerinin ısrarı ile Selçuklulara barış teklifinde bulundu. Gazneliler ile Selçuklular arasında varılan anlaşmaya göre Gazneli ordusu Herat'a dönecek, Nesa, Bavert ve Ferave hudutları Selçuklulara teslim edilecek, Selçuklular Nişabur, Serah ve Merv şehirlerini Gaznelilere iade edeceklerdi. Bu geçici bir barış niteliğindeydi ve her iki taraf da büyük savaş için hazırlıklarını tamamlayacaktı. Sultan Mesut Herat'a çekildikten sonra Selçuklular vermeleri gereken şehirleri iade etmediler. Sultan Mesut Tuğrul Bey'i yakalamak için Nişabur'a girdi. Komutanları Herat'a çekilmeyi teklif etse de o, kuzeye çöllere çekilen Selçukluları yakalamak için Serah ve Merve yöneldi. Sultan Mesut Selçukluları bir meydan muharebesinde yenmek isterken Selçuklular onları sahranın içlerine çekiyor, yaptıkları ani baskınlarla yıpratıyor ve su kuyularını tahrip ediyordu. Selçuklular ağır zırhlı Gazneli ordusuna karşı hafif süvari birliklerini Özgüt'e kullanıyordu. Sultan Mesut kum çölü kenarında suları bol olan Dandanakan hisarına ilerleyip suya ulaşmak istiyordu. Bahar mevsimi geldiğinde Selçuklular Çağrı Bey'in de ısrarlarıyla Gazneli ordusunu karşılamaya karar verdiler. Merv yakınlarında Dandanakan hisarı önünde muharebeyi kabul ettiler. Gazneliler gelene kadar uğradıkları ani baskınlar ve susuzluktan dolayı oldukça yıpranmıştı. Öncü kuvvetlerinin çarpışmalarından sonra Gazneli ordusu
karşılarında savaş düzeni alan Selçuklular ile artık karşı karşıyaydı. Sultan Mesut kale civarındaki su kuyularının tahrip edildiğini görünce yakınlarda bulunan bir su kaynağına hareket emrini verdi. Hareket halinde düzeni bozulan Gazni ordusuna Selçuklular saldırıya geçti ve ilk büyük darbeyi burada vurdular. Burada tam bir kıyamet koptu. Sultan Mesut'un hasta ordusunda bulunan 370 kişi de taraf değiştirerek Selçuklulara katıldı. Oldukça disiplinsiz, bitkin ve susuz Gazneli ordusu 22 Mayıs 1040'da Selçukluların son ve kesin taarruzuyla dağıldı. Sağ ve sol kanat komutanlarının kaçmasıyla askerler canlarını kurtarabilmek için geri çekilmeye başladılar. 3 gün devam eden savaşta Gazneli ordusu ummadıkları ağır bir yenilgiye uğramıştı. Selçuklular pek çok hazine, silah ve malzeme ele geçirdiler. Artık Türkistan'da Selçukluların karşısında duracak bir güç yok gibiydi. Sultan Mesut savaş meydanında 100 kadar askeriyle Herat'a geri çekilmeye çalışsa da kendi adamları tarafından yakalanarak öldürüldü. Tuğrul Bey Horasan'da Selçuklu Sultanı ilan edildi. Ülke ve beldelere fetihnameler gönderilerek Selçuklu Devleti'nin kurulduğunu ilan ettiler. Tuğrul Bey Abbas Halifesi Kayınbiye Emrillah'a gönderdiği mektupta halifeye sadık olduklarını, Horasan'da bozulan adaleti tesis edeceklerini ve Oğuz Han'ın soyundan geldiklerini bildirdi. Tuğrul Bey Nişabur'u devletin merkezi yaparak Çağrı Bey'i Melik ünvanı ile Merve, Musa Yapgu'yu da Herat'a görevlendirdi. İbrahim Yenal Kuhistan'a, Aslan Yapgu'nun oğlu Kutalmış Gürgan ve Damaygan'a, Çağrı Bey'in oğlu Kavurt ise Kirman bölgelerini ele geçirmekle görevlendirildi. Selçukoğullarının yaptığı ilk büyük fetihler. Çağrı Bey Horasan'ın kuzeyini ele geçirdikten sonra dağınık Gazni kuvvetlerini yenerek Belh'e girdi. Çağrı Bey Belh'i kendisine merkez yaparak Poharistan'ın tamamına hakim oldu. Cent'te bulunan Gaznelilerin müttefiki ve Selçukluların kadim düşmanı olan Şah Melik'ten intikam alınmalıydı. Şah Melik Gazneli Mesut tarafından kendisine verilen Harezm üzerine 40 bin süvari ile geldi. Çağrı Bey Surat ve bölgeye gelince Şah Melik geri çekilmek zorunda kaldı. 1043'te Tuğrul Bey de bölgeye gelince Gürgenç'te bulunan Şah Melik Kirman civarına kaçmak için uzun bir yol kat etse de İbrahim Yinal'ın kardeşi Ertaş tarafından bir baskınla yakalandı ve Çağrı Bey'e teslim edildi. Şah Melik geçmişte Selçuklulara yaptığı baskının faturasını canıyla ödedi. O derhal idam edildi. Harezm ile beraber Ceyhun Adası Selçukluların eline geçti. Çağrı Bey'in 1043'teki hastalığını fırsat bilen Gazni Sultanı Mevdut, Belh ve Tuaristan'ı ele geçirmek için harekete geçti. Çağrı Bey Gazni ordusunu durdurma görevini oğlu Alparslan'a verdi. Alparslan'ın Gaznelileri uzaklaştırması onun ilk askeri başarısıydı. Çağrı Bey iyileştikten sonra Ceyhun'u geçerek Tirmiz'i zapt etti. Ardından Belh, Tirmiz, Tuaristan ve çevresini oğlu Alparslan'ın idaresine verdi. Çağrı Bey bir türlü alınamayan Sistan üzerine oğlu Yakutü'yü gönderdi. Ertaş ve Yakutü'nin hücumlarıyla Hint sahiline kadar olan saha Selçukluların eline geçti. Selçukluların Belh valisi Külsarık üzerine gelen kuvvetleri yenilerek Gazni'ye gönderilse de Alparslan Gazneliler için büyük bir engeldi. Tuğrul Bey Dandanakan zaferinden sonra Taberistan ve Cürcan civarını kendine bağladı. Tuğrul Bey 1043'te Harezm üzerine giderken İbrahim Yunal emrindeki süvariler Rey şehrini Arslan Yapgu oğuzlarından aldı. Ardından Hamedan şehrini ele geçirerek Selçuklulara bağladı. Rey'de büyük bir merasimle karşılanan Tuğrul Bey Rey'i başkent yaparak şehrin derhal imal edilmesini emretti. İbrahim Yunal Kalicar ve Annaziler üzerine giderken Tuğrul Bey Kazvin'e girerek ülkesine kattı. 1046'da İsfahan'ı muhasara ederek kendine bağladı. Tuğrul Bey Rey'e döndükten sonra ana bir kardeşi İbrahim Yinal'ı, Aslan Yaplı'nın oğlu Kutalmış'ı ve Çağrı Bey'in oğlu Kavurdu Kirman üzerine gönderdi. Bölgedeki birçok kale ve şehir Selçuklular tarafından ele geçirildi. Evet, kıymetli dostlarım,
Bu konuya da başka bir kaynaktan bakmış olduk. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti bir anda kurulan bir devlet değil. Selçuk Gazi'den itibaren beylik olarak yavaş yavaş kademe kademe kurulan bir devlet. Bu yüzden Selçuklu Devleti'ne biz böyle parça parça anlatıyoruz. Çünkü Selçuklu Devleti dediğim gibi bir anda mesela nasıl tarif edebilirim? Tıpkı Osmanlı Devleti'nin kuruluşu gibi. Bir anda değil, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat. Bunlar hep beydir. Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı Devleti aslında Yıldırım Beyazıt zamanında devlet statüsüne kavuşmuştur. Fatih zamanında şey imparatorluk. Tabii ki. Benim kendi şahsi bakış açım budur. Aynı durum Selçuklu Devleti'nde de vardır. O yüzden Selçuklu Devleti'ni parça parça anlatıyoruz. Bir de değerli dostlarım, şöyle bir durum var. Videolarımızı zenginleştirmek istiyoruz. Bunun için de videolarımızın sonunda mutlaka başka bir kaynaktan bakalım bu kaynak Selçuklu Devleti hakkında ne demiş diyerekten mutlaka başka bir kaynaktan sizlere doğru bilgi vermeye yani ayrıntılı, daha farklı, daha kaliteli bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu videolarımızın Büyük Selçuklu Devleti videolarımızın sonuna da bu çerçevede bakabilirsiniz. Bir de değerli dostlarım, son olarak şöyle bir durum var. Bizim Türk insanı, Türk milleti Osmanlı Devleti'ni çok sever. Ama Osmanlı Devleti'nin öncesindeki Büyük Selçuklu'ya pek ilgi duymaz. Anadolu Selçuklu değil bakın, Büyük Selçuklu. Bunun neticesinde de YouTube'daki Büyük Selçuklu Devleti'nin videolarını benim gibi dönem dönem konu konu anlatan başka bir kanal bulunmuyor. Ben de her ne kadar bununla gurur duysam da Selçuklu Devleti'nin tarihini dönem dönem konu konu anlatan tek Türk YouTube Türkiye'deki Türk kanalı olmakla gurur duysam da videolarımı zenginleştirmek istediğim için videolarımın sonunda bildiğiniz üzere başka bir kaynaktan dinletiyorum. Ama kaynak yetersizliği olduğundan dolayı YouTube Türkiye'de ya da şöyle diyelim YouTube Türkiye'de benim dışımda Selçuklu Devleti'nin tarihini dönem dönem, konu konu, sayfa sayfa anlatan başka bir kanal bulunmadığı için zaman zaman dinlettiğimiz videoları arka planda, hadi gelin video dinleyelim kısmında, Büyük Selçuklu Devleti'nin videolarının son kısmında bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Değerli dostlarım, bunu da sizlere aynen bu şekilde anlatalım. Yoksa yani belki dikkatinizi çekiyordur. Sık sık aynı videolara dönebiliyoruz zaman zaman. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Çünkü YouTube Türkiye'de benim gibi Selçuklu Devleti'nin dönemini dönem dönem, sayfa sayfa, konu konu anlatan başka bir YouTube kanalı, Türkiye kanalı yok. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte yeni fetihler ve devletin genişlenmesi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki videomuzda sizlerle birlikte Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini anlattığımız video serimizde devletin ilk başkentinin ilanı, payitahtın Ray şehrine
nakli konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah önümüzdeki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun.